Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir korku ya da hikaye videosu paylaşacağım. Eğer bu video hoşunuza giderse, beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Yazıydı. Ben o zamanlar 16 yaşındaydım. Ve benden küçük iki tane de erkek kardeşim vardı. Bir tanesi 10 yaşında, bir diğeri ise yeni 14 yaşına girmişti. Evimize yaklaşık 1 saat uzaklıkta olan ormanda bir evimiz vardı. Ve biz oraya hep tatile gidiyorduk. Yine o yaz her zamanki gibi tatile gitmiştik. Ama işte bu sefer diğer yazdan çok daha farklıydı. Normal şartlarda orada her zaman erken kalkar, doğa ve dağ yürüyüşleri yapar. Daha sonra da ailemizle zaman geçirirdik. Çünkü orada yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. İnternet yoktu. Ama bu sefer yanımıza internetimizi de almak istedik. Babam her ne kadar istemese de annem kabul edince yanımıza internetimizi de aldık. Aslında bu ev 1960'lı yıllarda büyük babam kendisi inşa etmişti. O yüzden bizim için çok gurur vericiydi. Oraya gitmek için sabah erkenden yola çıktık. Küçük kardeşim Tom'un tuvalete gitmesi gerektiği zaman babam bir benzinlikte durdu. Ve biz hepimiz arabadan indik. Ben ve benden bir küçük kardeşim olan Mike'la birlikte abur cubur reyonuna yönlenirken küçük kardeşimiz Tom'sa hemen tuvalete koştu. Annem de bizim yanımızdaydı. Fakat çok garipti ki babam arabayı benzinle dolduruyordu. Biz orada abur cuburlara bakarken Tom tuvaletten çıktıktan sonra orada yabancı bir adamla konuşuyordu. Ve annem bu durumdan çok gerilmişti. Tom, sen neden tanımadığın insanlarla konuşuyorsun diye bağırdığındaysa hemen kardeşim yanımıza geldi. Hepimiz arabaya bindikten sonra annem babamı şok içerisinde ve çok sinirli bir durumda Tom'un yabancı bir adamla konuşmasından bahsediyordu. Biz de Michael'la kıs kıs gülüyorduk. Allah'tan güldüğümüzü görmediler. Ve oraya vardıktan sonra hepimiz çok yorulmuştuk. Hiçbir şey yapmadan hemen uyuduk. Aradan tam bir hafta geçmişti. Tam bir hafta boyunca doğa yürüyüşleri yaptık, dağa tırmandık, gölde yüzdük ve saat 7 ile 11 arasında akşam yemeğinden sonra televizyon izledik. Herkes yatıyordu. Fakat bir gün biz yatmak istemedik. 3 kardeş sadece daha fazla zaman geçirmek istemiştik. Orada yanımıza Vafi'yi götürdüğümüz için kardeşlerimle anlaştık. Bir uygulamamız vardı. O uygulamada sohbet odasına girip sohbet edecektik. Tam 11.30'da dediğimizi de yaptık. D sohbet odasına bağlandık ve hepimiz orada sohbet etmeye başladık. Ve uygulamanın şöyle bir güzelliği vardı. Sadece 26 metre uzaklıktaki insanlar o sohbet odasına bağlanabilirdi. Bizim baraka ise 16 metre yükseklikte bir dağın başındaydı ve çevremizde hiç kimse yoktu. Wi-Fi koridordaydı. Biz ise koridora kapımız açık bir şekilde hepimizin ayrı odası vardı ve orada yatıyorduk. Anne babamız ise çapraz odamızdaydı. Tam sohbet ederken o an odamın penceresinin dışından bir dal çatırdadığını duydum. Eskimiş penceremden dışarıya bakarken hiçbir şey göremedim. Muhtemelen rüzgardır diye düşündüm ve yazmaya devam ettim. Bugün yaptıklarımız hakkında konuşuyorduk. Dondurma yedik, güzel bir doğa yürüyüşünün ardından bir de ayı gördük derken birdenbire bir daha dal çatırdadı. Beni dışarıdaki şeylerden koruyan tek şey penceremdeki tel sineklikti. Ve muhtemelen ses ondan gelmiştir, tekrar bir rüzgar esmiştir diye düşündüm. Çünkü sadece benim pencerem açıktı. Kardeşlerime yazdığımda hayır hiçbir şey duymadık dedi. Bu sefer çok daha farklı bir şey oldu. A sohbet odasına birisi bağlanmıştı. Kardeşim Mike A sohbet odasına birisi bağlandı gördünüz mü diye sordu. Ama hiçbir şey görmemiştim. En küçük kardeşim muhtemelen komşularımızdan birisidir dese de biz ona komşularımızın bizden en az 30 metre uzakta olduğunu ve bu sohbet odasına giremeyeceğini söyledik. Tekrar sohbet odasını kontrol ettik. Ve gerçekten birisi vardı. Gizli gizli dolaşıyor ve bizim konuşmalarımızı okuyordu. Küçük kardeşimi daha fazla korkutmamak amacıyla hiçbir şey yoktur diye düşündüm. Zaten yarın büyük gün. Hadi şimdi uyuyalım dedim. Küçük kardeşim bize iyi geceler dedi ve uyudu. Ama Mike'la ben
Merak ediyorduk. Dışarıda birisi olmalıydı. Çünkü hala sohbet odasındaydı ve çıkmıyordu. Anne ve babamın uyuduğunu düşünerek yavaşça göz ucuyla onların odasına baktım. Ve gerçekten uyumuşlardı. Ben de hemen kardeşim Mark'ın odasına gittim. Ve kardeşime onunla iletişim kurmalıyız. Bu her kimse bizimle iletişim kurmaya çalışıyor dedim. Kardeşim de aptal olma. Ya bize zarar verirse diye korktu. Korkaksın dedim. Ve oraya iletiler göndermeye başladım. Fakat hiçbir şekilde cevap gelmiyor ama iletilerimi okuyordu. Dışarıya çıkıp bakmalıyız dediğimde kardeşim bu sefer kabul etti. Üst kattan aşağı indiğimizde tekrar bir ses duyduk ve pencerenin etrafında bir gölge gördük. Bunun ayı olma ihtimali yoktu ya da herhangi bir hayvan olamazdı. Çünkü sohbet odasına girip bize artık ileti yazmaya başlamıştı. Bu iletiler şöyleydi. Gece vakti geliyor ve ormanın gölgesi sizin için kalınlaşıyordu. Birdenbire bir kapının çarpma sesini duyduk. Tam arkamızdan geliyordu. Aniden kafamızı oraya çevirdiğimizde hiçbir şey yoktu. Ama sol taraftaki pencerede yine bir gölge gördük. Kardeşim beni dürtüp sana bunun olacağını söylemiştim. Artık gidelim, yeter artık dedi. Ama ben hiçbir yere gitmeyecektim. Onu bulmalıydım. O her kimse bana zarar veremezdi. Kardeşim şok içerisindeydi. Ağlamıyordu ama donup kalmıştı. Onu artık odasına götürmemin vakti gelmişti. Mike'ı aldım ve odasına götürdüm. Onu yatağına yatırdım. Tamam, hiç kimse yok. Sadece rüzgardır dedim. Ve kardeşim de şok içerisinde ve çok da uykusu olduğu için hemen uyumuştu. O uyuduktan sonra kendi odama gittim. Yağmurluğumu giymek için. Ama kendi odamın penceresinde kanlı el izleri gördüm. Yeterince iğrençti. Ve artık bu her kimse bunu bulmam gerekiyordu. Ya gerçekten bir insanın başına bir şey geldiyse ona yardım etmeliydim belki de diye düşündüm. Yağmurluğumu giydim. Aşağıya indim. Mutfaktan bir bıçak aldım ve verandaya çıktım. Verandaya çıktığımdaysa temiz havayı içime çekiyor ve cırcır böceklerinin sesini duyuyordum. Görünüşe göre orada hiç kimse yok gibiydi. Ta ki çit kapısını açık görene kadar ve ağacın arka tarafında hızlıca bir figür belirene kadar. Hemen içeriye koştum el fenerini almak için. El fenerini alıp dışarıya tekrar verandaya çıktım. Açtım, çit kapısının oraya baktım. Hiçbir şey yoktu. Güç bela kendi sesimi ve kendimi toparlayıp çekil git artık polis arayacağım dedim. Ama sesim çok korkmuş çıkıyordu. Dışarıdan herhangi bir ses gelmediğini ve orada kimse olmadığını anladığım dakikada bahçeden dışarıya doğru çıktım. Ve arabaların park ettiği bölgeye doğru yürüdüm. Aniden bir çığlık sesi duydum. Ama bu tam çığlık sesi bile değildi. Hırlamayla karışık bir çığlık sesiydi. Arkama bakmadan tekrar eve doğru koşmaya başladım. Artık acılı ölüm şekilleri düşünmeye başlamıştım. Çünkü bu arkamdaki her kimse bana zarar vermek istiyordu. Hemen bahçeden girip çitin kapısını kapattım. Ve tekrar verandaya, o güvenli noktaya ulaştığımı düşündüğüm dakikada arkamdan bir ses duydum. Biri ensemden sıkıca tutuyordu. Ve yavaş yavaş gözlerim kapanıyordu. Artık her şey çok karanlıktı.